Merhaba arkadaşlar, Van Murat. Bugün karşınızda yeni bir videoyla da beraberim. Bu videomuzun konusu biraz geç oldu tabii ama mecbur artık, Ramazan falan filan araya girince geç oldu. Askerden döndüm videosu, askerlik anıları videosu. 26 günde ne anın olacak, dallama demeyin, oluyor. Yani 26 gün 3000 tane adam aynı yerde durduğun zaman bir anılar oluyor. Bu videoda onları konuşacağız. Yani tam olarak nasıl başlayacağım bilmiyorum. Hani zaten askerlik anıları videosu değil bu sadece şu an. Bütün bir süreci anlatacağım. Nasıl gitti, ne oldu, ne bitti. Gitmeden önce de bir şey çekmiştik. Şimdi girişten itibaren anlatacağım fakat işte belli başlı yasalar var. Kışlanın gizliliği falanı filanı, bu tip şeyleri de tam bilmemekle birlikte ben bayağı bir şey anlatacağım. Sonra 22 tane avukata izleteceğim videoyu. O şekilde yayınlanacak. O yüzden bazı bölük pörçüklükler fark edebilirseniz şaşırmayın. Onları yasal zemine oturması için videonun olmuş olabilir. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu ben belirtmek isterim. Tatil diye bir şey yok. Yani en azından benim gittiğim yerde tatil diye bir şey yoktu. Her ne kadar Mevlüt şu anda buna katılmasa da 12 ay yapmış birisi olarak ve sabah 5.30'da mı senin kalkış? 5.30'da kalkmış birisi olarak buna katılmasa da benim şahsi görüşüm tatil değildi bu. 7'de kalkıyorduk biz. Şimdi bu söyleyeceğim belki gizli bilgidir. Avukat bunu onaylamayabilir. Ben yine söyleyeyim, sansürleriz. Bizim mesela sabah içtimamız... Yani bu yüzden pek çok arkadaş ulan tatilmiş dedi. Evet, haklı olabilirler. 5.30'da kalkıp da 7'de falan eğitime başlamıyorduk. 8.45'ten sonra eğitimlere başlıyorduk ama yani tatil değil bence arkadaşlar. Ne var yani 7'de kalkmışsak ya, Allah yine yoruluyoruz abi. Zaten biz girer girmez komutanlar şöyle bir şey dedi. İşte sizin bizim gözümüzde normal askerden hiçbir farkınız yok. Burada bir aylığına normal askerlik yapacaksınız dedi. Bedellisiniz diye ayrı bir şey yapmayacağız dedi. Gerçekten de öyleydi yani. Yeterince bir acemi bölüğünde belki daha fazla eğitim varmış da zaten yani biraz daha fazla eğitim yaptırsalar bizim adamlar ölürdü. Bütün hımmıllar, bütün montafonlar, bütün tıfıllar, ne denir, fodullar, herkes gelmiş. Herkes koah. Ya bir gün 5. gün mü 6. gün mü ne? Şimdi 3000 kişi diptibeyiz ya. Özellikle biz mesela bölük olarak daha da diptibeyiz. A**a koyayım nereden getirdiyse yani Anadolu'nun ücra bir köşesinden, nerede olduğu belli olmayan küçücük bir köyden sadece o köye has bir virüs getirdi herifin biri, ölüyor a**a. Böyle bir şey yok. Kulağım tıkandı, boğazım şişti, ateş var, balgam var, koğuş yerde yatıyor, geberiyoruz. Hep beraber herkes aynı anda aynı hastalığı oldu. Tabur komutanı konuşma yapıyor. Kimse duyamıyor. Çünkü 500 kişi falanız, oturuyoruz. Hiç kesilmiyor öksürük sesi. Arka arkaya böyle. Devamlı öksürülüyor. Komikti bu ya, orada öldüm ben gülmekten öksürürken. Oldu hani öksürüyor ya, hani artık yerden ucu bucağı kesilmiyor. 250 adam böyle birlikte. Öksüren olursa Öksüren olursa Çok zordu vallahi. Yani şimdi laf edenler olacaktır. 26 gün neyi zordu diye. Hak da veriyorum yani. 12 ay. Bizim mesela Yılmaz aşağıda 18 ay yapmış. 18 ay nasıl yapıyorsun? 18 ay nasıl bir şeydir yani? Kafayı komple resetliyorsun abi. 18 ay nasıl yapılabilir bilmiyorum. Ben bir ay zor yaptım. Hani burada dürüst olmak lazım. Bir ay gerçekten çok uzun geldi. Şöyle bir şey oldu. 24. gün alıştık. Çok neşeliyiz, kaynaştık falan. Ulan gittik ya alışır alışmaz. Bir anda bitti. Hani o alışma süreci harbiden aşırı uzun sürdü. Aşırı zor geldi. Bazı arkadaşlar çok zorlanmadı. Bazıları çok zorlandı. Bazıları orta zorlandı. Onu da ben şuna göre nitelendirdim. Mesela çok zorlanmayanlar özellikle liseden yeni çıkmış. 18-19'unda falan. 19 yaşında çok fazla vardı. Onlar pek zorlanmadı. Onlar zaten lise yeni bitmiş. Üniversiteye ya başlamamış ya da başlar başlamaz gelmiş. Hani o düzenli hayat, sabah kalk, okula git, hoca sana kızsın, hocanın lafını dinle. Bir düzen ve rejim var okulda. Hala öyle mi okullar gerçi bilmiyorum da bizim zamanımızda askeriye gibiydi okullar biraz. Bir o 19-20 yaşındaki yeniler, daha yaşı küçük olanlar çok zorlanmadı. Bir işte böyle hani 12 saat mesai yapan arkadaşlarımız var. Onlar çok zorlanmadı. Onların biraz mesela kaloriferci bir reis vardı. Keyfi çok yerindeydi. Adamın keyfi, sürekli sıva falan yapıyordu böyle. Gülü oynaya yapıyordu. Yani normal hayatta çok uzun süre çalışanlar, saat olarak, mesai olarak ya da böyle daha yaşı küçük olanlar, liseden yeni çıkmış olanlar aşırı fazla zorlanmadı. Ama yaşlı olanlar... Ben varım mesela. Bizim koğuşta bir tane Cevdet abi var. 49 yaşında. Avukat. Ben onu uzun süre 49 sandım. Çok yaşlı gösteriyor. Sonra 31 yaşında olduğunu öğrendim. O mesela çok zorlandı. İkinci badim vardı benim. İsmail. O da neydi? Endüstri mühendisiydi. Beyaz yakalı çocuk geldi. Eli ayağı titriyor. Daha 3. günde fenalık geçirdi. Geçmeyecek bu demeye başladı. Haklıydı da, geçmedi zaten ama hani o çok zorlandı. Ben çok zorlandım. Ben 2015'ten beri sabah kalkmadım abi. 2015'ten beri öğlen 2'de 3'te kalkan birisi olarak zaten sabah kalkmaya çok zorlandım. 2014'ten beri 15'i de 14'ten beri sakal tıraşı olmuyor jiletle. Her gün sabah bunu yapmak çok zor. Zaten problem olanlar bunlar. Bir düzene adapte olma kısmı çok zor oluyor. Özellikle böyle rahat bir hayatınız varsa ya da ne bileyim evden çalışıyorsan ya da mesai serbest meslek yapıyorsan ne bileyim her sabah belli saatlerde haftanın belli saatlerinde bir yere gitmek gibi bir zorunluluğun yoksa çalıştığın işte acayip zorlanıyorsun. Yani zorlanır mıyım diye düşünüyorsanız hayatınıza bir bakın. Hayatınız nasıl? Okuldan yeni çıktıysan bence çok zorlanmazsın. Ne bileyim ama üniversite 2, 3, 4'e falan geldiysen böyle hani haftada 3 gün okula gittim. Sen yedin. Bayağı zorlanırsın. Bir de şey mesela bazı arkadaşlar astsubay olmak istiyordu. Onlar hiç zorlanmadı. Bir tane çocuk vardı. Bu kadar mı keyfin yerinde olur ya? 3 saat eğitimden sonra 2 saat istirahat var. Telefon yok. Bir s**im yok. Hani kitap yok yanımızda. Sıkılıyoruz. Piknik masasında oturuyoruz böyle yere bakıyoruz. Adam mutlu lan. Çok keyifli. Nasıl keyifli? Abi diyor şunu yapalım buna. Sus bir ya. Hiçbir şey yapmayalım oğlum. Şurada oturalım nefeslenelim. Yok. Hem enerjik hem astsubay olmak istiyor. Hem okuldan yeni çıkmış keyfi yerinde. Bir de ben varım. Yere bakıyor. Zaman geçmiyor. Telefon var bir tane tuşlu. Sudoku var içinde. Amına koyayım ya. Benim söylediklerime iyi kulak verin. Benim bütün hatalarımı telafi edin. Şimdi mesela kıyafet kısmında Ömer'in de anlattığı bir mevzu vardı. Yani kim askere gitse zaten kıyafet muhabbetinde sıkıntı yaşıyordu hep. Abi biz kusursuz bir kıyafet seçimi yaşadık. Girdik böyle sırayla. İşte bedenen ne diyor? Veriyor. Açılmamış. Poşette daha sıfır. Ve tam da o kadar da güzel verdiler ki ya. Rahat rahat giydim pantolon bol olmuş. Öyle bir aksilik oldu. Ama rahat yani. Çok bol verdi. Ne rahatım. Parka böyle kocaman sıcacık tutuyor. Palaska sıfır. Her şey çok güzel. Ayakkabı da çok tedirgindim ben. 4-5 tane numara koymuşlar. Tahtaya yapıştırmışlar. Geliyorsun sırayla sokuyorsun ayağını. Hepsini deniyorsun. Bu benim numaram. Bu benim numara. Hangisi ayağına tam olursa onu veriyorlar falan. Müthiş. Hiç beklemezdim böyle bir şey. Hiç kimseden duymadım böyle bir şey. Muazzam hizmet. Çok iyiydi. Bu güzel mesela. Güzel olan yanlardan biri buydu. İkinci güzel olan yan mesela bizim yemekler çok güzeldi. Tabii o her bedelli şeyinde değişiyormuş. Aldığım hurafeye göre bambaşka bir kışlada bir takımı mutfağa vermişler. Herhangi bedelli askerler onlar yapıyormuş yemeği. Çok da kötüymüş, bok gibiymiş. Öyle bir şey duyduydum. Bizim çok iyiydi vallahi. Özel şirket vardı. Yemek çıkıyordu. Günde 3 öğün. Sabah yiyorduk kahvaltı. Öğlen yiyorduk. Akşam yiyorduk. Yemekler lezzetliydi fakat porsiyon azdı. Yani eleştirebileceğim tek şey bu. Fakat yine şöyle bir durum oldu. Yaklaşık 10. günden sonra o porsiyon fazla gelmeye başladı. Obezliğimiz buradaki o açgözlülüğümüz, o doymak bilmezliğimiz oraya gidiyor. Bir de düzenli yiyorsun ya, günde 3 öğün yiyorsun, devamlı yiyorsun. Öyle olunca hani 1,5 kepçe bir şey koyuyor. 1 saniyede yiyeceğim şey normalde. Orada böyle yavaş yavaş yiyorsun. Şiştiğim bile oluyordu yani. O yüzden ilk 10 gün eleştirdiğim bu ulan bunda nasıl doyacağız şeyi 10 günden sonra iyi doyuluyormuş'a dönüşüyordu. Bir de zaten kalorileri de yazıyordu. Sadece bazen koyan arkadaş şimdi o normal çalışan yani adam bazen az koyuyor kepçeyi. 500 kişiye koyuyor arka arkaya. Her zaman aynı porsiyonu koymuyor. Benim mesela can dostum biri Uğur vardı. Koyayım adama her seferinde az geliyor. Hani karşılıklı oturuyoruz. Bana böyle tepeleme gelmiş, çocuğa gelmiş bu kadar pilav. Ya arkadaş ben gene her seferinde bunu yaşıyorum ya. Arkadaş ya diyordu ama gidip mesela fazla alabiliyordu sıra bittiği zaman. Öyle bir şeyimiz de vardı. Ben onu keşfettim, kilo aldım. İlk gittik kilo veriyorum, açım. Az kalıyor, az gibi geliyor bana sürekli. Baktım en son girenlere fazla koyuyorlar. Oh dedim süper. Hep sıramı veriyordum, en son giriyordum böyle 3 tabak pilav yiyordum. Bizim mesela yeni bir bina yapmışlar. Bizim bina yeniydi. Koğuşlar 10 kişilikti. Tatil diyenler artacak da iyice. Tamam deyin ya. Bizim iyiymiş çünkü durumumuz. Sonradan öğrendim diğer yerlere göre. Özellikle Orkun'a göre iyiymiş galiba. Orkun'un yeri hakkında bir şeyler duydum, emin değilim. 10 kişilikti bizim koğuşlar. Benim için çok önemli değildi. Çünkü koğuşun horlayanı, osuranı, geğireni benim. Ya huzursuzluğu yaratan benim. Hani diğer 9 kişi için çok iyi bir şeydi aslında 10 kişi olması ama ben a**a koydum. Beni mesela gece boyunca 7-8 kere uyandırıyorlardı. Bir de Cevdet abi uyandırıyordu beni. O yaşlı abimiz. Şu mesafeye giriyordu benimle uyurken. Uyuyor mu böyle? Murat diye uyandırıyordu beni. Uyanıyordum. Bu kocaman bir kafa vardı böyle. Yan döner misin diyordu. Yan dönüyordum. Horlamaya devam ediyordum. O yüzden mesela koğuş 25 kişi de olsa beni çok bozmazdı. Ben horluyorum yani. Ben zaten rahatsızlık veriyorum. Eski binada kalan taburların tuvaleti içerideydi de banyoları dışarıdaydı. Bizim banyo da içerideydi. İyiydik yani. Yeni binaydı. Güzeldi ya. Akarı yoktu, kokarı yoktu. Fena değildik. O açıdan da rahattı. Çarşaflar hazır değildi. Çarşaf vardı. Geldik kendimiz taktık. Giderken de kendimiz yine götürdük. Hepsini söktük falan o şekilde. Bir sonraki geleceklerde aynı işlemi yapacak büyük ihtimalle. Spor yaparken çok zorlandın mı? Bize çok spor yaptırmadılar aslında. Diğer bölükleri, taburları tam bilmiyorum da bize çok spor yaptırılmadı. Bize uygun adım eğitimleri çok verildi. Spor şöyle. Askeriyenin çok meşhur çök kalk şey vardır. Onu yaptırdılar mı? Çök kalk denendi. Çök kalk denendi. Tabii şimdi yani fit insan sayısı çok az. Çök kalk deniyor. Abi çök deniliyor. Biri çökecek. Hani kalk denildiğinde adam daha çökmemiş oluyor. O yüzden durayım bir sonrakini yakalayayım. Sonra bir daha çök kalk, bir daha çök. Ben de onlardan biriyim bu arada. Çök kalk çökemiyorum ki. Nasıl çökeyim? Bir anda zank diye ben bidon gibi adamım zaten yemişim orada. Bir de parkayı doldurmuşum. Mesela yap bana çök kalk yap. Çömer. Kalk. Çömer. Kalk. Tabii bir de şu an şeyle parka marka oldum da bot, pantolon onlar olunca daha da yavaş oluyor süreç. Çünkü ben çömelip kalkarken aynı öyle bir gün içinde üsteğmen şey yaptı. Kızdı bize. Çok konuştu sol taraftaki bazıları. Çömel kalk, çömel kalk, çömel kalk. Ben tabii nefesim sıkıştı. Çömel cart dedi. Allah kahretsin. Böyle duruyorum. Bacakları açık. Pantolon yarılmış. Böyle bekliyorum. Kalk çömel, kalk çömel, kalk çömel. Akşama kadar şeye de koğuşa da çıkamadım. Dikemedim de. Ne zaman komutan gelse şak diye böyle hani hazır olda durmam gerekmeyen durumda bile hazır olda duruyordum. Oğlum bu ne rezillik? Komutanımız çömeldirirken komutanım patladı. Ne yapayım ben şimdi? Spor pek yapılmadı. Onun yerine direkt uygun adım başlandı. İşte tekmil eğitimi. Ne bileyim rahat hazır al. Sağa dön, sola dön. Bu arada hala sağa dönemiyorum ben. Sola dönüyorum da. Sağa dönerken o bir şeyler ters oluyor. Allah'tan fark edilmedi. Tekmilde de pek iyi değil. Yani o geçen videoda beni zorladınız yapamam dedim ya. Yapamıyorum. Hani şunu yapıyorum. Şu an yapabildim mi bilmiyorum. Yok. Yapamadın mı? Ya şöyle dururken şöyle yapıyorum. Tam şapkanın şeyini. Şapkayla yapıyorum. Şu an yapamadım da. Onu yapıyorum ama mesela Murat Engin Ekin Antal'a emredim komutanım. Hani böyle bağıramıyorum yani. Alttan çıkıyor. Allah'tan hiç denk gelmedi. Bir komutanla baş başa denk gelip de Murat Engin Ekin Antal'a emredim komutanım demedim yani. Denk gelmedi. Denk gelse sıçtıydık. Bir de anlayışlılardı ya. Ben yapıp duruyordum. Ne yapayım şimdi? Bilmiyorum ne yapacağım. Ben bekliyorum. Geçsene oğlum git diyordu böyle. Tamam komutanım. Nasılsın asker dedi. İyiyim komutanım. Onu birkaç kere yaptım öyle. Sağ olun. İyiyim pardon komutanım. Sağ olun komutanım. O klasik şeyler yapıldıktan sonra uygun adım başlandı. Uygun adım zor. Abi zor yani. Uygun adım çok zor. Şimdi uygun adımı atmak o kadar zor değil. Uygun adımı uzun süre atmak zor. Bu birincisi. Onunla hizalamaya çalışıyorsun. O yanındakiyle hizalamaya çalışmıyor. O yüzden böyle sıra kayıyor. Ulan diyorsun hizala diyorsun. Böyle kayıyor. Bu sefer fazla hizalıyor. Öne gidiyor. Abi ne zor. Ne zor. Beceremeyen adamla çok zor. Bir de şey kötü. Abi şimdi orada sigara içiyorsun yani. Orada yapacak bir şey yok. O sigarayı içiyorsun. Bir de çok içiyorsun. Bir de yiyorsun yani. Şimdi şu kantin var. Tost, most, çikolata. Ben 1 kilo aldım. Duba gibi oldum. Üstüne o kadar sigarayı iç boşluktan. Ben nefes alamaz oldum. Uygun adımı yürüyoruz. Tamam sadece yürüyelim okey. Ama bir yandan da bağırarak marş söylendiği zaman ben bittim yani. Ben sıfırlandım, ben bittim. Yani marş var, onu bağıra bağıra söylüyorsun. Ama ben söyleyemiyorum. Bak şu an konuşurken yoruldum. O askerlikten kalan hımbıllık hala devam ediyor. Daha dün başladım spora. Görüyorsunuz yani. Oturduğu yerde konuşurken yorulan birisi olarak onu ben yapamadım. Zaten 3. hafta civarı son hafta şeydi artık tören eğitimi başlıyordu. İşte ailesi gelecek olanlar elini kaldırsın dendi. Benim ailem gelmeyecekti kaldırmadım. Törene katılmak isteyenler kaldırsın dendi. Bayağı bir kişi gitti. Biz bir kaldık 20-30 kişi falan kaldık. Mıntıkacı olduk biz. Oh dedim bundan sonra keyif. Bundan sonra rahatlık, bundan sonra alem. Çünkü ben uygun adım yürüyemiyorum oğlum. Akciğerlerim patlıyor, kanter içinde kalıyorum. Soğuk havada terliyorum, nefes alamıyorum, nefesim sıkışıyor. Uygun adım hani konuşmaya başlayınca uygunsuz adım atmaya başlıyorum artık. O senkronizasyonu yapamıyorum nefessizlikten. İlk 5-10 gün yaptım. Ondan sonra bitti kondisyonla birlikte. Baba başladık biz mıntıkaya. Ama ne mıntıka, ama ne mıntıka. Allah var ya bir keyifli, bir tuvalet temizliyorum. Anlatamam sana. O kadar güzel ki, o kadar eğlenceli ki. Hortumu takıyorum şeye musluğa. Oradan Eren var bizim. Avlumbaz Eren. Oradan böyle iple döndürüyor. Eliyle de tutuyor su fışkırmasın diye açıyor. Ben böyle hot girl summer. Hortumu böyle sallıyorum. Oo, abi buraya da vur diyor. Camlara vuruyorum böyle. Biri çek bas yapıyor camlardan Görkem. Bir daha vuruyorum bir daha yapıyor. Yeter lan diyor bir daha vuruyorum. Eğlence a**a koyayım ya. Oh be huzur be. Neymiş uygun adım oradan oraya oradan oraya. Yere düşüyordum ya yorgunluktan kaç kere. Silah eğitiminden bahsetmeyi unuttum mıntıkadan önce. Atış yaptık. Bir süre işte eğitim oldu. Tut, nişan al falan filan. O tip eğitimler oldu. En son atış günü attık işte. Kağıda 3 tane vermeyi tut. Durdum. İlki siyahta, ikinci siyaha yakın. Gerçi bilmiyorsunuzdur yani. İyi iyi. İkisi iyi, üçüncü kötü gibi düşün. Öyle düşün. Çok detaya girmeyelim şimdi sarı marı gelir. Riske giremeyeceğim. Elim donuyordu mesela. Silahla uygun adım yürüyoruz. Ulan normal uygun adım yürüyemiyorum. 3 kiloluk silahla uygun adım yürü. Marş söyle. Mıntıkaya bir geçtim. Keyfim yerinde. Tuvalet temizliyoruz. Yarım saat, bir saat ondan sonra takıl. Bir yarım saat sonra bir yerleri daha temizliyoruz. Faraş, İzmarit. Oh, sohbet ede keyifli. Rahat rahat mıntıka yaptık. Sonra baktılar biz çok rahatız. Mıntıka bitince farklı işler yapmaya başladık. Olur, o da olur. Ya zaten boş kaldığın zaman askerde zaman geçmiyor. Telefon yok. Televizyon var. Er Gazinosu diye bir yer var. Er Gazinosu bir tane burasında nöbetçi gazino amiri bir şey yazan bir adam var. O da başka bir er. Onun elinde kumanda var. Haber açıyor. Meclis TV açıyor. TV8 Survivor açıyor. Onu açıyor. Bunu açıyor. Zaman geçirecek çok fazla bir şey yok. PlayStation 3 var. Var gene evet ama PlayStation 3. Aa diyorsun iyiymiş. Gidiyorsun oynuyorsun Allah kahretsin diyorsun çekiliyorsun. Ne bileyim langırt var. Yüzlerce langırt. Bir ara bilardo geldi. En başta bilardo vardı. 5 gün ıstaka bekledim. Gelmedi ıstaka. Sonra ıstaka geldi makine bozukmuş. Topları vermiyormuş. 5 gün onu bekledim. Sonra bilardo oldu gitti. Zaman geçmiyor. O yüzden komutana diyordum, komutanım bana iş verin. Komutanım koli bantlayalım. Komutanım şunları şuradan şuraya taşıyalım. Komutanım depo düzenleyelim. Komutanım onu yapalım, komutanım bunu yapalım. İş olduğu zaman zaman hızlı geçiyor. Yani o yüzden sabah içtimadan sonra mıntıkayı yapardık biz. Şuraya giderdik, orada bir depo düzenlenir. 8 kişi depo düzenliyoruz. Oradan çorapları say, onu yap, bunu yap. Böyle böyle geçirdik zamanı. Genel özet bu şekilde. Detaylara Ömer'le inelim diye düşünüyorum ben. Değil mi? Olur. Bir valizi açayım mı? Askerden getirdiğim valiz. Askerden beri ilk defa açıyorum valizi. Attım odaya, s**r oldum gittim. Bu ne? Ayhan Tarakçı karanlık bilim. Ayhan abi yolladı şeyde. Askerdeyken PTT'den geldi. Haftada 1 mi 2 mi ne geliyordu. Bunu okudum, bitirdim. Çok güzeldi. Emrah Safa Yürkan Cumhuriyet'in 100. gününü okuyup bitiremedim. Nefesim yetmedi. Emrah Safa Yürkan'dan Sultan'ın casuslarını da bir türlü bitiremedim. Oğlum ne var bunun içinde lan? Ben askeriyeyi çaldım mı koyayım? Evet, asker valizi unboxing. Havlu. Bu aldığım havluyu bu arada hiç kullanmadan geri getirdim. Orada verdiler havlu. Çok güzel çarşaf katlıyorum artık bu arada. Bir çamaşır günü oldu. Çamaşır gününde herhalde aşağı yukarı bir 200 tane yatak çarşafı ve yorgan astım. 300'de katladım. Bu işte profesyonelim dedikten sonra bunu katlayamadım. Ayakta yapıyordum çünkü. Böyle olmadı bu. Bir kere böyle senin baktığın gibi baktı bana bir kere komutan. Daha ilk günler bot bağlama tekniği biraz enteresan. İşten işe geçiyor, bir şeyler oluyor. O oradan bir kere geliyor, buradan 2 kere gidiyor falan. Değişik bir bağlama yöntemi var. Bu burada mıymış lan? Kullanılmamış da bu. Niye götürmüşüm ben bunu abi askere? Allah Allah. Ben de hiç bilmem bağlamayı yani. Bir tane o klasik düğün vardır ya, en basiti. Onu atmayı bilirim, onun dışında bir s**im bilmem. Daha önce bot bağlamışlığım da yok. Yani ipi en başından geçirmişliğim yok. Botları verdiler. Botları kendimiz bağlayacağız. Yani ip takılı değil. Ben panikledim. Ben ne bileyim a**ayım. Şimdi ortam da gergin. Hiçbir şey bilmiyorum. Bu ne? Ha, bu verdikleri pijama. Bunları alıp götürebilirsiniz dediler. Abi bağlayamıyorum bir türlü ya. Yapıyorum olmuyor. Komutan geldi, oğlum yapsana şunu dedi. Komutanım dedim yapmaya çalışıyorum böyle. Beceremedim. En son şey dedi. Oğlum dedi sen hayatında hiç mi bot bağlamadın lan dedi. Ben de şöyle duruyorum ya. Bağlamadım komutanım. Dedim. Böyle baktı bana demin baktığı gibi. Dedi böyle gitti. Bir şey diyemedi adam. Bir kere çok komik bir şey oldu. Koğuşta böyle yatak başında sayıyorlardı. Komutan da oda sizin koğuşa girdi, saydı. İçtima komple bitene kadar, komutan binadan çıkana kadar odadan çıkmayacak. Geldi komutan bize saydı, tamam dedi bekleyin çıkmayın dedi. Sürekli çıkan oluyor böyle, tam liseli çok yani. 19 yaşında 20 yaşında çocuk çok. Sürekli çıkan oluyor, dışarıdan bağırış çağırış geliyor sürekli. Komutan bağırıyor lan geçin içeri diye bağırıyor. Ben de hiç çıkmam yani. Hiç huyum değildir benim öyle kural çiğnemek. Abi bak yemin ediyorum şundan daha kalın peçete bir hapşırdım. Anam. Peçete sapsarı ya. Burası ya alabildiğine balgam sürüyor. Oo, iğrenç bir şey var elimde. Ha dedim böyle. Ulan bunu ne yapacağız? Bunu yok etmem lazım. Çöp yok koğuşta. Çıkıp hemen koridordan yandaki çöpe atıp geri gelmem lazım. Ama çıkmamamız lazım. Ama bu hastalık yayıyor şu an yani. Daha da pis hale geliyor. Yani bunu bir yere koysam kötü. Elimde tutsam kötü. Ne yapacağım? Kapıyı açtım, ufaktan araladım, baktım. Başka bir koğuşta komutanın vücudunun yarısı koğuşun içinde. İçeri bakıyor, yarısı dışarıda. Ben dedim görmeden atar geri gelirim ya dedim. Açtım kapıyı böyle tın gittim. Sümüklü şeyi attım, arkamı döndüm, 2 adım attım, komutan döndü böyle birden bana baktı. Ben de böyle tavşan gibi kaldım tabii. Peçete de yok elimde, dallama gibi duruyorum böyle. Niye çıktığım da belli değil. Bir de çok uzakta, o yüzden hareketle anlatayım dedim. Şöyle bir hareket yaptım. Lan geçer diye bağırdı böyle. Ben geçtim içeri, anlatamadım derdimi. Oğlum dünyanın en kötü donu lan bu. Yemin ediyorum perişan oldum. Bir de dar verdiler. O şeyden, abiden aldıklarımız da geçen videoda, onlar da dar geldi. Bir giydim, t**larım sıkıştı, patlayacak böyle. Bol duruyor halbuki. Ama hiç rahat etmedim. O yüzden hiç beğenmedim bu donu. Aha. Hassas ciltler için. Milletin var ya yüzü ne yara oldu ya şununla tıraş olurken. Her gün tıraş olurken perişan oldu millet ya. Bende bir şey yoktu. Hiç sıfır hasarla geldim ben. Gergedandan yapılmış benim deri. Şimdi şöyle bir şey oldu. En son dağılıyoruz artık. Millet işte götürmek istemediği ya da götürse bile kullanmayacağı şeyleri bizim koğuştakilerin ben topladım. Hacı Şakir. 4 tane lavanta saf sabun. Ondan sonra kullanılmamış jiletler. Kullanılmamış bir jilet daha. Ondan sonra devletimizin bize tahsis ettiği bir tıraş köpüğü. Hobi şampuanları özlü. Bir tane daha hobi şampuanları özlü. Bu benim. Ne sıçtım bununla var ya. Ulan 26 günü 25'i sıçtım. Ben 2 günde bir sıçarım normalde. Her gün sıçtım. Bir tane daha hobi şampuan. Yanlış anlaşılmasın. Devlet vermiyor bu kadar fazla şampuanı. Herkese bir tane veriliyor. Millet kullanmadı. Kendi malını getirmiş. Ben de onlardan fazla kalanları aldım. En kötü içeriz abi. yer içeriz. Sanino sensitif diş macunu. Devletin verdiği diş macunu. Bundan bayağı bir var. Bunu açmama gerek kalmadı. Bu arada bunu koğuş sıçtık. Bütün koğuş götü bununla sildik. Bunu daha açmamıza gerek kalmadı. Topladım geldim abi. Ne var ne yok topladım geldim ya. Kirli torbası. Bir ayda bu kadar kirlim çıktı. Sıkıştırdım da sıkıştırdım. Ne kokuyordur be o var ya. Bakma ya. Bakacağım. O kadar kötü kokmuyor lan. Vallahi. Bir bak ya istiyorsan. Hiç... Yok yok. Bakmayalım da. Vatkalara hiç gerek kalmadı. Allah. Nasıl çoraklamışım hocam? Nasıl çoraklamışım her şeyi? Bu da mıntıkadayken yerde bir tane top bulduk. Anladığımız kadarıyla bu top şeyin topu. Langırt topu büyük ihtimalle. Komutanımız da bana bu langırt topunu rütbesiyle imzaladı. Ondan sonra hatıra olarak, hediye olarak verdi. Bunu şu kantirmen şeyinin yanına koyacağım. Onun dışında çantamdan başka bir şey çıkmadı. O zaman ufaktan Ömer'e geçelim. Evet arkadaşlar, Ömer'in evine geldik. Askere giderken de Ömer'in evinde videomuz devam edip bitmişti. Döndüm Ömer'in evinde tekrardan videomuz devam edip bitecek. Kurtulamadım sende. Kardeşim benim diyerek gelecektim tam. Sağ ol. Eyvallah. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok zor geldin. Çok zor sürdü. Çok zordu. Çok kötüydü her şey. Kendisi sağ olsun beni gitti aldı. Arabayla getirdi. Allah razı olsun. Yusuf da Enes de götürmüştü. Allah onlardan da binlerce kere razı olsun. Çünkü çok zor bir yolculuktu. Telefonu da Yusuf'ta bırakmış. Yusuf da oturuyor Sultanbeyli'de. Ben neredeyim? Edirne'de. Sultanbeyli'de Edirne arasında bir yerde Yusuf'la buluşup bunun telefonunu aldık. Evet. Birbirimize verdik ki ben buna gittiğimde verebileyim telefonu diye. Evet. Teşekkür ederim. Ne demek? İyi dostlar biriktirdik. Yani yıllardır... Eski dostlar. Yıllardır sürekli böyle hep faydalanıyoruz bir şekilde Ömer'den. Özellikle Turgut. Hadi ben mümkün mertebe faydalanmamaya Turgut çalışıyorum. Turgut o faydalanmıyor, sömürme o. Turgut senin sahibin oluyor. Aynen. Bazen. Bir gün işi düşmedi a**ına koyayım yani. Bir hani karşılığını verelim bekliyoruz. Bir gün işi düşmedi. Düşüyor da kendimi halletmeye çalışıyor. 6 yıl değil aslında. Keşke daha çok kalsan. Çok keşke şu an gelsen kalsan. Yani Gizem kusura bakma. Kira çok iyi bölüşülür. Müthiş bölüşürüz kirayı. Ben hediyelerim var sana takdim edeyim. Askere gitmeden önce almıştım. Askerde nasıl hediye almış olabilirsin? Boncuk aldım sana. Bu attığım ilk kurşun. Oraya bak. Evet. Evet. Şu bugünkü kombinlikleri muazzam. Amsterdam'dan aldığım hediye. Bir de sabun. Sabun. Ovalaya güzel güzel şey. Delikli mi? Bilmiyorum aç bak. 150 grammış. Nasıl? İyi mi? Amsterdam'a kadar gittin 8.000 kilometre. Bunu mu getirdin? Allah seni kahretmesin. Ne getireceğim? Dildo mu getirseydim Ömer? Daha öncesinde Temmuz'a almıştım sabun dildo. Böyle oluyordu ellerini temizliyordu. Bir şey diyeceğim bu arada. Çok iyi kokuyor. Abi geyler iyi kokuyor ya. Vallahi geyler iyi kokuyor ya. Bu işi biliyorlar ya. Böyle bir sticker. Damsker Souvenirs'ten sana %100 Holland malı gibi bir şey diyor galiba. Naçizane. Bir sticker hediyesi. Çok teşekkür ederim. Homofobi. Bir alt anlam arıyorum artık ben. Burada ben bir alt anlam arıyorum. Ben nereden ay keşke biraz önce sabunla dokunamasaydım ya. Ya arkadaşlar bu yıllara dayanan bir şaka var. Ben bir yerde yanlışlıkla demiştim ki Ömer de çok homofobiktir diye. Değil de normalde. Ömer çok homofobiktir bir de. Değil misin? Değil miydin sen? Sen ne giriyorsun kardeşim oraya? Ve ortamda homoseksüel insanların olduğu bir ortamda demiştim. Ve evet, konuyla alakam yok. Orada cips yiyorum ben. Yani hiç Ömer çok homofobiktir. Ve insanlar düşünün bütün insan grubu orada falan. Arkadaşlar yaparken bu ortaya bir şey atıyor ve herkes bana bakıyor. Kendimi orada açıklamak zorunda koyuyorum. Yok kardeşim benim tabii ki yani ben kendim vurduruyorum. O günden kalan bir şaka mahiyetinde. Ayhan Tarakçı'dan komple teori. Ne diyorsun sen? İmzalı al. Aa Ömer'e sevgilerle diye. Tabii. Çok teşekkür ederim Ayhan abi. Çok Ayhan onuru oldum şu an. Ayhan abinin kitabını okumadım, okuyacağım. Şimdiden tavsiye ediyorum. Sen ediyor musun? Ben ediyorum. Ben okudum askerde bitirdim. Parayla. Uf Ayhan abim be. Ayhan abim be. Reis. Reis yemin ediyorum ya böyle bir şey olamaz. Şimdi askerlik fotoğraflarıma geçeceğiz. Evet yine askerlik anıları köşemize geldik. Önce fotoğraflarla başlayalım isterim ben. Şu şekilde. gerçekçi asker fotoğrafı şeyi planlıyorlar. Yani bir portre gibi, bir sanatçının eserleri gibi düşün. Bir şey soracağım. Bu fotoğraf nasıl bu kadar kaliteli? Fotoğrafhane vardı bizim. Cüzi bir fiyata karabaşı böyle. Ya Mark 2 ya 70 ya da 80D gibi bir şeyle çekiyorlardı. Sizin askerde fotoğrafçı mı vardı? Ha. Peki. 33 parça fotoğrafım var benim. Çok iyi foto. Bu mükemmel bir anı. Değil mi? Ben de çok memnunum. Çok fazla insan bu olsun ister. Instagram'da gördün mü peki sen o detayı? Instagram'a çok komik attım onu ben. Arkaya şu müzikle attım. Giderek kötüleşecek. Sonra... Çok iyi. Aha. Süper. G3. Süper. Bu bir tek burada fotoğraf için taktın değil mi? Aynen. Bunu. Evet. Bu kafadaki asla takılmaz. Ben de aldım. Benim maviydi. Senin var mı öyle fotoğrafın? Benim bir fotoğrafım var. Oturuyorum. Şöyle bir izmarit yığını var. Ben yanında oturuyorum. Şöyle bakıyorum. Ve çeken kamera kameralı tuşlu telefon. 1.4 megapiksel süper olan fotoğrafta geniş açı çekilmiş. Ben 8 tane pikseli kaplıyorum sadece. Yani siyah piksel, ten rengi piksel, alacalı yeşilli böyle piksel, siyah piksel. Hani botlarda böyle duruyor böyle piksel yığını. O neyle gönderildi kardeşime? MMS. Of. Of. Total kapladığı alan fotoğrafın 8 kilobayt. Öyle bir fotoğrafım vardı. Hop. Muazzam. Bu başyapıt. Hani olur ya köylerde dedesinin aynen dedesinin fotoğrafı olur böyle. Mısır'a gitmiş. Savaşa Mısır'a gitmiş dede. Evet. Onun fotoğrafı olur. Böyle şey. Bundan da 150 yıl sonra torunumuzun torununda köy evinde bu fotoğraf olacak. Köy evinde duvarda. Diyecek ki, onun torunu diyecek ki babaanne bu kim? El detayına bak. El cepte. Mükemmel. Şu gülüşteki gevşeklik. Mükemmel. Bu da tatlı, sempatik. Bu tatlı adam. Çok tatlı. Yumuşak yanaklar, geniş, kilo almış. Bu şey Allah korusun. Yani orada atıyorum eğitim sırasında bir arkadaşın şaka yaptı. Ha dedi Murat dedi bak dedi. Aynen. Bir zayiat oldu. Bu o. Orada bu oraya giden yani o zayiatı giden adam masuma ah aynen be. Yani melek. Arkasından şey denecek adam. Ah. Tatlı çocuktu. Annesinin kuzusu nişan alıyor. Paşaların paşası. Şimdi melek. Normalde elinde geviç olan bir adam bu kadar tatlı görünmemesi lazım. Murat şu an daha serseri görünüyor anladın mı yani? Yani silah tutuyorum ve çok tatlı. Kınalı kuzu. Burada kınalı kuzu. Göndermişler. Ah demişler yavrularım davulla zurnayla ata göndermişler yukarı bu çocuğu. Ellerinde kına var değil mi? Ellerinde kına var bu çocuğun. Gitmiş askere pozu bu. Melek. Melek. Buna lan melek gibi olan kim koydu bunu buraya? Ya, lan bu melek gibi olan kim koydu bunu buraya? Sonra kaldır bunu oranın başı nerede girmez. Sonra kaldır şunu oranın başına bir şey gelmesin. Koy şunu asker. Pozları sana mı verdiriyorlar yoksa sen kendin mi seçiyorsun? Şimdi böyle çek. Bir poz millet şey, böyle pozlar poz veriyordu. Poz havuzu vardır bir. Tabii millet böyle pozlar veriyordu. Bir de bazıları Rambo gibi pozlar veriyordu. Böyle 8 tane G3 aynen böyle. Hücum şeyi almış böyle. İçinde bir şeyler var. Böyle ağzında bıçak var böyle tutuyor. Ne yapıyorsun a**? Bedelle al işte buyum ben. Bedelli budur. Ha, içtimada buyduk zaten. Silahlı içtimada da buyduk komutanım. Maksimum bedelli. Bedelli Promex bu işte. Maksimum bedelli gelebileceği en üst nokta budur. Çıkarmış şapkayı böyle yelek var, bıçak, sert, diz çökmüş, öyle nişan almış. Bu default bedelli. Aynen. Bu default yani normal standart bedelli. Bedellinin şovu, bedellinin gerçeği. Bedellinin gerçeği. Bu. Aynen. Al sana bedelli işte. Tatlı tatlı duruyor. Ayaklar çok önemli yamuk. Bir şey sormak istiyorum. Mevlüt hocam sen biliyorsun zaten. Sen çektin. Murat burada 45 dakika bizi bir selam vereceğim diye uğraştırmadı mı? Uğraştırdım. Biraz açılı. Şu. Ha. Bu. Bir şey diyor muyum? Emredin komutanım. Ha. Merhaba asker. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Bak jilet gibi. Asker. Neden? Karşısında Mevlüt. Karşısında Ömer yok. Karşısında kim var? Üsteğmen. Bak adını soyadını unutmaz adam. Unutmaz. 47 yıl geçecek. Böyle 74 yaşında Murat böyle. Duruyor böyle. Kimdi diyecekler bir anda. Ya diyecekler dede. Büyük dede. Diyecekler. Senin diyecekler. Komutanın diyecekler. Oh! Bir anda şey yapacak böyle. Bir tane de çok yakın arkadaşım vardı. Öldü sonra. 34 yaşında öldü. Adı neydi diyecekler. Diyecekler ya o miydi neydi onun adı? Öyle yapacak böyle yani. Öyle bir şey Ömer yapacak. Ya, Ömer ya. Ömer. Öyle bir şey yapacak. Unutacak. Bizim adımızı unutacak. Onu unutmayacak. Korku böyle bir şey. Korku. Korku. Bu korku. Bu işte. Orada buna dönüşüyorsun. Bir uygun adım atıyorum. Rap 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 rap. Nasıl görüyor musun bak. Bak bak. 29 değil. 31. 31 değil 30 derece. Direkt ayaklar. Üf 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 üf. Bak nasıl bak. Parmaklar yapışmış. Aynen. Görüyor musun? Zımba gibi parmaklar. Parmaklar yapışmış. Oğlum parmak yapışınca da bir ağrı yapıyor ha. Böyle bir rahatsız, ucu karıncalanıyor parmak yapışınca. O sana özeldir. Ben hiç aynen, şey öyle oluyor. Seni yaba ellerinden dolayı belki olmuş. Kan fazla hücum etmiş olabilir yani oraya. Burada hatırlıyor musun? Böyle parmak düz yap elini diyoruz, böyle duruyor eli. Yani şöyle duruyor da elleri, bak. Görüyor musun? Kibrit gibi bak. Jilet. Jilet. Vursa böyle taş keser o eller. Şimdi gerçek askerlik fotoğrafları serisi devam ediyor. Bu işte. Bu. Bu. 4 saat oturdum böyle. Bu şimdi askerliği bir kelimede özetle desen, askerliği ne kelimesiyle özetlersin? Ben mi? Evet. Beklemek. Aynen öyle. Askerlik beklemektir arkadaşlar. Neyi beklersin? Emir beklersin. Neyi beklersin? Komutanı beklersin. Neyi beklersin? İçtimai beklersin. Neyi beklersin? Uyumayı beklersin. Eğitimi beklersin. Eğitimi beklersin. Yemeği beklersin. Yemeği beklersin. Duşu beklersin. Duşu beklersin. Banyoyu beklersin. Tuvaleti beklersin. Atmayı beklersin. Lavaboyu beklersin. Sıçmak için bile beklersin. Tıraş olmak için beklersin. Askerlikte her şey beklersin. Nöbette beklersin. Nöbette beklersin. Bedelliyiz ya, öyle çok yoğun değildi. Ben 3 nöbet tuttum yine ama. Tuttun mu? Tuttum. 2 saatlik ara şey mi? 2 saat. 2 saat, biri 4 saat. Bir soru. Böyle mi nöbet tuttun? Böyle mi bekledin? Yani bölüğün korumasını böyle mi sağladın? Yoksa bölüğün korumasını böyle mi sağladın? Şimdi ben sana bölüğün korumasını nasıl sağladığımı göstereyim. Bakma buraya sen. Bölüğün korumasını... böyle sağladım. Bölüğü böyle korudum. Bu şova ne gerek var ya? Ya bu şov... Bu bir de şöyle yani, erkek arkadaşlar grubunda gülünmekten başka bir işe yaramıyor bu fotoğraf. Yani ulan şöyle, dedem neymiş demez hiç. Şimdi bunu dediğim gibi, bu sahte çünkü belli. Sanat galerisi ya işte bak. Evet. Sanat galerisi neden? Çünkü onun arkasından bu geliyor. Bu geliyor, tut. Ve evet, onun da hemen arkasından bu geliyor. Of 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 of. Aynısının din, bunu at kenara. Of of of. Bak, of, of. Mıntıkamı yaptım. Evet. Yoruldum. Dinleniyorum. Of 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 of. Yes. Bak Zeki Demirkubuz'a bak. Ya bir şey diyeceğim, bu storytelling ya. Ya sanat ya. Oğlum, sanat. İnanılmaz bu fotoğraflar. Bu ya, böyle bir şey olamaz. Ya oradaki yani, adam da, kameraman da heves etti. Kaç para şu an bedelli askerlik? 103 bin liraydı ben gittiğimde. 103 bin liraydı. 185 galiba şu an. 185 fazla ama yani 30 bin lira veririm şu fotoğrafları ben de sahip olabilirim. Sahip olmak için. Ya gideceğim ben, istiyorum ki ben 30 gün de veririm, bir daha yaparım. Şu fotoğrafları çekin ama lütfen, ne olur. Çok güzel fotoğraflar. Çok iyi fotoğraflar. Bir de nasıl oluyor da Nuri Bilge Ceylan gölgelerde yeşil... Aydınlıklarda exposure çok doğru. Ulan her şey çok güzel fotoğraf. İnanılmaz ya, yemin ediyorum. Ya adam... Kanda 4 dakika alkışlanması var fotoğrafın. Ben sana söyleyeyim. İnanılmaz bir fotoğraf. Oğlum inanılmaz. Derinlikler çok iyi değil mi ya? Oğlum çok iyi ya. Her şey çok iyi ya. İnanılmaz ya. Oğlum bu fotoğrafı çeken adam harcanıyor askerde. Ben sana söyleyeyim yani. Alaşehirli kendisi. Alaşehirli mi kendisi? Aynen. Çok kötüymüş. Bak bir tane daha sanat eseri geliyor. Gözünü kapat. Evet. Hocam en sevdiklerimden birisi. Of. Ya var ya. Ya var of ya. Ve bunu İsmail attı. İçiyordu, attı. Sen de al. Hadi dedi, al, aldım ben de. Of 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 of. Dekor da yarattık yani. Çünkü zaten sabah mıntıkasını yapmıştık buranın. Fotoğraftan önce zaten temizlenmişti. Pisletmemiz gerekiyordu. Bu ne biçim temizlenmeden, arkada bir sürü izmarit var. Sonradan pisletiyorlar abi. Ne oğlum ne kadar olmuş? Böyle falan çekildi. Böyle mıntıka işte mı temizliyorlar? Komutanım biz ama temizledik. Sol altta Murat'ın ayağının yanında şu an saydım 9 tane izmarit var. Daha evet, orada var. Daha o kadar 10 santimetre karelik alanda. Şimdi komutanım istirahat verdi bize uzmanımız. Evet. Yaptık, bitirdik. Biz bitirdiğimizde hiçbir şey yoktu. Şimdi isterseniz tekrardan temizleyelim ama. Ama faraş almaya gitmem lazım şeyden, bölük binasında. Süper. Süper. Bu sanat eseri. Gideyim alayım, yedim. Yok yok sen otur, geçti. Geçti onların hepsi. Geçti hepsi. Bu da bir durum olarak özetledim biraz önce. Ne yapıyordun askerde en çok? Bekliyordum. Bekliyordum. Bir aksiyon olarak, bir eylem olarak askerde en çok ne yapıyorsun? Mıntıka. Bu, şu hareket. Bu arada askerden dönenlerin birçoğunun bel problemleri çözülür. Neden sürekli şu hareket? Şu arka nasıl çalışıyor? Hemen o şeyle beraber. Bir yerden sonra mesela bazıları da vardır, spor geçmişi olanlar veya başka durumlarla şey olanlar. Bir bu var. Bak bu adam var. Şu adam var. Bu adam şunu yapar. Orada izmarit var. Bu adam şunu yapar. İzmariti gördü. Bu er. Bu işi bilen adam. Bu işle ömrünü geçirmiş adam. Nasıl alır o sigarayı? Buradan göstereyim. Şimdi burada görmüş olduğun faraş. Bizde yeterli süpürge yoktu. Evet. Ben faraşı böyle hiç eğilmeden tut. Hiç eğilmeden böyle dayardım. Botumla İzmir'e vururdum. Faraşın içine her seferinde kusursuz atardım. Yerden al. Direkt yerden alman lazım. Elimle mi alacağım? Elinle al. Biraz önce gördüğümüz gibi. Al elinle. İnanılmaz. Profesyonelce aldı, gördünüz mü? Bilmeyen adam amele nasıl alır bunu? Böyle alır bak, bu düştü, L4 düştü. Tabii aynen ağrı. L4 düştü. Tabii olmaz, öyle almayacaksın. Bilen adam nasıl alır? Squat yaparak alacaksın. Bu. Gerçek bir bekleme fotoğrafı daha. O ağızdaki yorgun bitiklik. Burunda hiçbir şey yok, engel yok ama ağızdan nefes alınıyor. Aslında tıkalı, ikisi de tıkalı, kulağım da tıkalı. Boğazım şiş, ateşim var. O tip durumlar var aslında şu an orada. Ağacın köküne basılmış, tabii, yaslanılmış. Dayanacak bir yer arayan adam bu. Hemen arkasından bu geldi. Bakıyorum, bekliyorum. Beklemeye devam ediyorum. Beklemeye devam ediyorsun. Hemen arkasından biraz daha bekliyorum. Hani bir 10 dakika oraya baktım, biraz da bu tarafa bakıyorum. Elleri koyacak hiçbir yer yok. Cepler de dolu ve cebine sokunca kızıyorlar yani. Komutan geçiyor her an. Öyle mi? Tabii cebine sokmayacağım. Yetmiyormuş gibi hocam. Bir de çamura batıyorsun. Çamurdan şeyle geçtiniz mi? Uygun adım. Yok. Asfaltta biz. Çok süper bir şey. Betonda yürüdük. Barf, barf, barf diye böyle sel yere sıçıyor. Gözüne giriyor güzel, o çamur. Kesin. Bir kere sulu betondan geçtik. Of. Güzeldi. Önümdeki bir tane hassas kalp vardı. Yavaşladı. Uygun adım atmadı şeyde. Aha. Uygun adım atmayarak geçti. Sonra ben bir bastım. Foş diye fışkırdı. İşte bu. Mıntıkaya devam. Neye mıntıkalıyorsun? Karton bardak. Aynen. Ne varsa yani. Ayırmıyor. Çöp ayırmıyoruz. Hepsini alıyoruz. Mesela hiç kupa gördün mü? Kupa mı? Evet. Komutan odasında bir tane gördüm. Değil mi? Hmm. Kupanın medeniyet olduğu biri. Kupa gördüm. Mesela gidiyorsunuz koğuşa o gün. Diyorsun ki ben bugün kupa gördüm. Android gördük bir kere ziyarette. Android'i bana açıklayabilir misin? Android'i sana açıklayayım. Askeriyede akıllı telefon diye bir tabir yok. Android var. En farklı telefon olsun, iPhone olsun ya da başka bir şey olsun, Android. Hani Linux kullan. Android. Lexus ne başka? Panther kullan. Gene de Android. Onunla da Android. Akıllı telefon yok. Akıllı telefonun adı Android. İkincisi akıllı telefon skalası. Kamerası barla başlıyor. 15 Pro Max'e kadar. Geniş bir skala. Evet. Android. Yani bunların hepsi akıllı telefondur. Bir kamerası tane vardı. Var. Hiking vardı, bir tane arkadaş getirmiş. Şimdi, telefon zaten uzunluğu bu kadar. Şöyle bir telefon bak. Bu kadar bir telefon. Ekranı da şu kadarlık bir kısım. Oradan açtı. Telefon kapandı. Fili söktük, taktık geri, yok düzeltemiyoruz telefonu bir türlü. Neden bunu yapmaya çalışıyorsunuz? İki amacı olabilir. Bir, telefon açılır da devam ederse kaygısı. Alakasız bir yerde içtimada falan. İki, bizim bunu izlemeye devam etmemiz lazım kaygısı. Hangisiydi? İzlemeye devam etmemiz lazım kaygısıyla 17 kişi telefonu açmaya çalıştık. Açamadık telefonu. Yaklaşık bir saatlik çabanın sonucunda açıldı. Bir daha açtı. Aynı. Bu arada şey oluyor. Açılmıyor. Açılırken gidiyor. Ha. Göremiyorsunuz. Aynen, gücü yetmiyor ona. Bir daha denedi, bir daha olmadı. Arkadaşlar dedi fotoğrafla idare etmek zorundayız. Ondan sonra fotoğrafa tıkladı. Pat bir daha gitti telefon. Fotoğrafı da açamadı. İnanılmaz. En son Google görsellerde fotoğraf ön izlemesi. Zaten telefon küçük ya. Ekranı da küçük. Ve onun da 17 kişi bakıyor ona. Şöyle tut. ezene böyle. Küçük telefonun şu kadarlık ekranının içindeki yüzde yani 20'lik kısımda Google görsel ön izleme yani. Ya o başka bir şey de olabilir. Neye baktığın da belli değil. Ama nasıl heyecanlı. Bizde şey olmuştu. Arama geldiler koğuşa. Arama yaptılar. Ha, köpekle aradılar bizi. Bizde köpek. Yok siz ne yapıyorsunuz oğlum? Nasıl bir kaçakçılık var ya içeride köpekle araba. Dedi bir anda böyle şey yaptı, dizdiler bizi böyle. Bir anda şey yapıyor, onu karıştırıyor, bunu karıştırıyor. Bir tane ses geldi arkadan. Komutanım Android buldum. Abartı söylüyorum, bir telefon gösterdi Android diye. T9 var ya, kelime tamamlama. Kelime tamamlayamıyor telefon. O kadar akıllı değil. Aldılar onu götürdüler çocukla beraber. Çocuk sonra geri geldi. Telefonu almışlar akıllı telefon diye. Kamerası mı var? Arkada şuradaki göz var ya, nazar göz. Bu daha iyi görüyor. Böyle bir şey olamaz. Yani ama şey yaptılar sonra. Telefonu okeydi de telefonu kırdılar arkasındaki kamerayı. Kırınca çocuğa geri verdiler. Aklınız varsa Xiaomi'nin bu reklam oluyor da bayağı olsun, yapacak bir şey yok. Xiaomi'nin bir tane telefonu var tuşlu. Aynı zamanda dokunmatik, kamerası yok. Of, içinde her şey var. Instagram, o bu şu, onu alıyorlardı. O serbestti. Onu kesin alsınlar, kaç para. Bunu dediğim için artık almayacaklar. Yok ya, telefon ihtiyacı olanlara telefon satmaya adam getiriyorlardı, telefoncu. Öyle mi? Ha, satmaya. Vay, çok iyiymiş. Orada adam mesela kiralıyormuş. Satmıyor. 7500 liraya mı ne kiralıyormuş. Aldığımız hurafeler bu yönde. Bir de birkaç kişi de vardı. O yasak değil, serbest. Ama fotoğraf çekemiyor değil mi? Yok. Kamera yok. Kafamı yardım ben. Nasıl? Ranzaya çarptım. Daha ilk içtima günü bile değil. İkinci günüm galiba. Böyle şuyum bak. Buyum. Ama daha hani çok tatlıyım yani. Hiç bilmiyorum ne olduğunu, ne bittiğini. Yurt dışından geldim hani asker, hatırlıyor musun? Ben böyle heves ettiydim. Yarım kilo Kinder Bueno aldıydım böyle torbada. Of. Onu da götürdüydüm, orada yavaş yavaş azar azar yiyordum. İkinci gün ranzadayım. Ranzalar şimdi bu bir ranza, bu bir ranza. Böyle arada yani bir adam, bir omuz boyum benim. O kadar mesafe var. Bu ranzanın burasında benim ranzam. Bu kısımda duruyorum. Buradaki ranza da fazla yakınmış. Bir omuz boyundan da yakınmış. Hı. Oturuyorum burada. Kinder Bueno yiyorum böyle sessiz sessiz. Bir anda aşağıdan bir gürültü, harala gürele bir şey oldu. Üçtüm ayağa, toplan takım bakım. Anam dedim. Bir kalktım ayağa böyle aniden. Ananı bak şimdi. Ranza. Bu ranzanın burasında böyle bir demir var. Evet. Yandaki adam, yatan adam düşmesin diye. Onun tam şu bağlantı noktasında. Evet. Gösteremiyorum tam tersten. Evet. Bağlantı noktasında bir demir atmışlar oraya. Aha. Kaynaklamışlar, çivilemişler, bir şey yapmışlar. Onun da köşesi var ya, bıçak gibi koyayım. Evet. Hani elimi böyle, daha sonra denedim, elimi böyle yaptım, böyle az daha kesiyordu. Çok çok aşırı keskin kenarı. Bildiğim bıçak. Oraya böyle bir koydum ben bu kafayı. Böyle gitti. Ranzalarda şey olarak vereyim, O profil gibi şey kullanmazlar. Şey desteklemek için L profil yani. Böyle geliyor aşağı doğru, saç inmeye devam ediyor. Murat'ın çarptığı yer saç. Yani böyle atıyorum 3 mm 5 mm kalınlığı olan totalde. Dediği gibi kenarları böyle jilet gibi olan bir profile Murat bütün gücüyle. 110 kilo adam kendini yukarı itiyor. Tork varken pat diye kafaya vuruyor. Evet ve... O anın paniği fark da etmiyor. Tabii çarptım, ah diye devrildim böyle. 5 dakika böyle yattım aşağıda, içtima düzeni, takım toplanıyor, komutan geliyor. Böyleyim, sesim çıkmıyor. Peter Griffin gibi oldum yerde, bir oraya duruyorum. Böyle duruyorum, sonra bir de şey oldu. Oh. Acı azaldı, geçti. Şapkayı taktım. Gittim. Geçtik içtimaya. Allah'ım, daha ilk gün ya, anlatıyorlar. Şöyle olacak, bunu yapacağız, şunu yapacağız. Çömeldik bir de. Böyle çömeldik duruyoruz. Acıyor. En son artık rahat oturun dedi Allah'tan. Bağdaş kurduk. Oturuyorum. Yan döndüm. Arkadaş baktı bana. Lan dedi. Oğlum dedi, senin kafan kanıyor lan dedi. Şapkadan böyle kan akmış. Of. Buraya. Allah kahretsin. Nasıl yan dedim. Panik oldum. Elim ayağım birbirine dolandı. Bir kaldırdım şapkayı. Ey dedi kafamı. Ooo yaptı direkt. Ah, iyice panikliyorum. İyice geriliyorum. Lan kafam patlıyor. Şeyden korktum. İç kanama mı geçiriyorum acaba diye korktum. Komutana söyle dedi. Komutan tam bir şey diyordu. Panikledi mi? Komutanım! Oturdum yerde. Ne oldu dedi. Kafamı yarmışım komutanım dedim. Nasıl yani dedi. Böyle yaklaştı. Ey bakayım dedi. Eğdim. Komutan şöyle tepki verince ben iyice korktum. Oo yaptı komutan. Of. Ananı bu adam. Ya bu adam cephede çatışmış adam. Böyle bir. Aynen. Wow! Sonra bir iki komutan daha geldi. Öf! O ne lan? Ne biçim yarmış ya falan dediler. Ben iyice ateşler bastı. Ne diyorsun sen ya dedim. Evet. Komutana. Aynen. Kafa böyle ya. Ne diyorsun sen ya? Or yarbay yani adam böyle. Or yarbay. Ona ama telaşeme verdiler. Kızmadılar. Evet. Çabuk dedi, git dedi revire dedi. Senin buddy kim dedi. İşte o sana benzeyen çocuk. Bu dedim, sen götür onu dedi. Kalktık gittik revire. 4 saatte anca çıktık bu arada. Ondan imza al. Oradan git, seni görsün. Ha, ben şey zaten dikişler atıldı falan. Yok daha dikişi daha duruyor. Lazım. Evet. Daha kanıyor. Bir sürü iş var abi. O ondan izin verecek. O olacak, evet. O olacak zaten. Uzun mesafeler yürünüyor. Yürü zaman geçti. Hastaneye gittik. Baktı, bir şey yok dedi. Nasıl yani? Dikişlik bir şey yok dedi. Dedim ne, nasıl oldu o zaman bu kadar yani? Nasıl bu kadar kırmızı oldu? Şuradan şuraya kadar boydan boya yarılmamış. Çizmişsin. Öyle bir sıyrılmış ki ama uzun sıyrılmış ve şapka takılı ya. Bir türlü şey olamamış. Pıhtılaşamamış. Akmış, erimiş. Ne kötü olmuş. Vıcık böyle. Ha! Ondan da çok acımıyormuş canım yani. Yani şurayı sıyırmışım, anladım, ve kanamaya da pıhtılaşmamış. Yanar o yani. Yanar. Ne? Yandı mı sonra? Yanar. Yok, hiç acımadı. Hiç. Bir sürü derdim vardı abi yani ona gelene kadar yani hiç onu hissetmiyordum. Doğru, bu vardı yani. Aynen. Ben etiket, onu şuradan diyor, etiket olmamaya çalışıyordum ben. Hani dikkat çekmeyeyim. İlk gittiğimden beri hani dikkat çekmeyeyim. Efendi efendi askerliğimi yapayım, s*** olayım, gideyim. Hani millet de benim burada olduğumu çok fark etmesin. Çok göz önünde olmayalım diye çalışırken. Ve 2400 kişilik bölük içerisinde bir el kalkıyor. Komutanım! Kafam yoruldu. Kafam yoruldu. Komutanlar koşturuyor. Wow! O ne falan diye böyle revire bir anda gidiyorlar. Bir şeyle. Kim oğlum o kafası yorulan adam? Kimsin? Kim o? Kafası yorulan adam. Tam bu araya. Hangi salak o? Hani etiket olmamaya çalışan Murat duruyor o sırada öyle. Bekliyorum dedim. Yani böyle. Sonra bir sonraki gün böyle gene dizilmiş 2400 kişi. Jilet böyle kepler kep sargı bezi kep. Kafa böyle beyaz. Ertesi gün sen şakasını yaptın. Doğru mu? Ya sargı bezi değil de ertesi gün yine içtimadayız. O dediğim korkunç. İşte yani o geldi işte. Anlattı şöyledir böyledir, bizi şey yapıyor, otoriteyi kurdu üstümüzde direkt. Millet uğultu olurdu hep içtimada. Çıt çıkmıyor böyle. Herkes tedirgin. İşte lafımı dinlemezseniz burayı koştururum size falan, o komutan aha, şeyleri. Komutan şeyleri klasik. Aynen ama etkili yani, çok etkili. Hani mum gibi oluyorum, koşmak istemiyorum çünkü. En son lafı bitti. Evet dedi, bitti. Ha dedi. Dün dedi birisi, tabii kalın sesiyle. Dün birisi kafasını yormuş. Nerede o dedi. Tamam sen hani tamam geçti falan derken. Bütün takım. Buradayım komutanım. Bir şey olursa gel bana. Sağ olun komutanım. Ondan 2 gün sonra kantindeyiz. Ulaştırma 750. bölükten bambaşka. Evet. Yani kışlanın öteki tarafındaki bir adam geliyor. Kafan yarılmış, geçmiş olsun. Ne ara gittiniz oraya kadar? Bu haber ne ara oraya gitti? Direkt etiket. Ve hani kafası yarılın da MuratAbiGF olduğu çok belli. Tabii. MuratAbiGF kafasını yarmış. MuratAbiGF bizdeymiş oldu tabii o sırada. Kesin oldu o zaten. Bilmeyen kimse kalmadı değil mi senin orada olduğunu? Evet, o herkes itibaren biliyor. Yorumlar geldi, soğuk birisiydi falan diye. Zaten derdim başımdan aşkım. Birader zaten yorgun. Bir de seni memnun edemeyeceğim ya, kusura bakma. Bütün komutanları memnun ediyorum ya. Bu adamla nasıl performans bekliyorsun abi? İnanılmaz. Ya bir de adamın o adam gün... bu. Herif beni görüyor ve neşeleniyor. Hak da veriyorum. Evet, yıllardır izledin kardeşim. Teşekkür ederim. Beni gördün. Günün güzel geçecek o anda. Benim için iğrenç bir an ya. O gün çok kötü benim için. Kusura bakma, modum yüksek değil. Seni görünce keyiflenemiyorum. Nasılsın diyor. Kötüyüm diyorum. Yalan mı söyleyeyim ben sana? Hatıraları yazdım ben. Evet. Bir tane çocuk vardı. Günlük yazıyor. Günlük yazıyor. Aynen. Tabii tuşlu telefonla yazıyor. Tık 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 tık. Bir yandan da 50 karakter limiti var ve gün içindeki duygularını 50 karaktere sığdırmaya çalışıyor. Ünsüz harflerle yazıyor. Of. İşte bugün kıgısımızda MuratAbiGF vurdu. İşte bana yörük dedi. Yörük. Evet. Ama YRK yazmış. Yörük dedi. Niye böyle bir şey demiş ya? Yıllar sonra. Yıllar sonra. Baba Murat niye sana böyle bir şey? Baba. Yörük o. Yörük demek istedim ben orada. Çay mesela 4,5 liraymış. İnanılmaz. Şişe su otomatta 4 lira 80 kuruş. Kola 17 lira. 5 liraya niye yapmamışlar mesela düz? Değil mi? Düz 5 lira. 20 kuruşu nasıl alacağımı düşündüm. Bir kere şey olmuş, çok komik. Kartla ya. Aha. Bir kere ben görmedim de anlatıldı, çok güldüm. Kola otomatı, Fanta aha, otomatı falan böyle kolalar. Demiri var onun böyle büyük. Japonya'daki otomatlar gibi değil. Geliyor böyle vuuuut diye kolayı buradan kol alıyor. Vuuuut. Vuuuut. Sol aşağıya getiriyor. Sonra bir daha kaldırıyor. Vuuuut. Zıp. Atıyor böyle. Böyle bir tesisat. Aha. Garip dönüyor böyle. Kolayı alırken düşürmüş bir kere. Sol aşağıda kalmış. Of. Ondan sonra koyayım ya demişler. Bir tane daha alalım demişler. Vuuuut. 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 Vuuuut diye buradaki üçüyü sıkıştırmış. Paf diye patlamış. Otomatın içinde asitler, bomba gibi patlamış. Öldüm gülmekten, görmeden. Çok komikti. Çok komikti bu. Bir şey yani bu. Hani geliyor yani. Falan çok güldüm. Poket titriyor böyle gitmeden önce. Tam güç. Niye böyle bir tork yapmışlar peki? Makinede hani çok basit bir şey bulacak yani. Kola almak şeyi böyle. Abi 400 beygir. İçerideki makine 8 silindir 400 beygir. Sen şimdi savaş olsa onu Hani G3 de verebiliyor mesela. Tank mermisi doldurabiliyor mesela. Hani... Bana hiç ayrı muamele yapılmadı mesela. Sıfır. Hiç torpil olmadı. Hiç. Öldüm ötebere geldim. Hatta anti torpil oldu yani. Herkes... Daha da kötü. Aynen yani. Keşke normal adam olsaydım. Evet. Yani hiç mi adam kayırılmaz? Ne kadar liyakatli bir kurum. Çok iyi a**ım. Gurur duydum bir yandan. Hani eğitimde hemen bir şeyler. Aynen ama gururda gözyaşın da var bir yandan. Aa diyorum işte bu falan diyorum. Böyle akıyor buradan. Askeriyede verimli çalışma düzeni. Çalışma verimliliği. Evet. 4 kişi. Bak ortada koli var. Bu koli. Çocuk buradan çorap alıyor, bana veriyor. Ben çorap alıyorum. Buradaki arkadaşa veriyor. Buradaki arkadaş koyuyor. Buradaki 5 kişiymiş. Buradaki arkadaş da... düzenliyor. Biri daha var 6. Şimdi hatırlıyorum. Sayıyor. Of of of. Öyle yapıyoruz bir golün başında. Öyle dönüyor. Bitmiyor iş bitmiyor. Yani bunun nedeni şu. Çok fazla arz var. İnsan arzı var. Talep yok. Evet. ihtiyaç yok o kadar adama. Aynen. Bir de şey kötü oldu. Abi kamyona mal yüklüyoruz. 7 kişiyiz. Ya çorabı saydık 6 kişi. Lütfen biraz da. Allah aşkına birkaç kişi daha gelsin yani. Yemin ediyorum berfıt oldum. Bu iki grubu aynı gruba nasıl ya. Böyle farklı görev verebilirsin? Alaturka tuvalette evet. Sıçıyor bir tane arkadaş. Şeyde bir tanesi şakasına tuvalette dikkat diye bağırmış. Peki gerçekten düşünüyorum. Sıçarken birden kalkmış. Panikleyip kapalı kapının önünde kalkmış. Çok güldüydü. Böyle güldüm. Ben de böyle güldüydüm. Çok komik. Hani o şeyde böyle otururken çok komik bir anda. Dikkat diye bağıran arkadaşım bana bul. Çok komik insan. Çok komik insan. O çok komik insan. Dikkat. Askerlik hatıraları. Bir videoda zaten hepsi anlatılmaz. Daha ben asker yemekleri çekeceğim. Bedelli askerlik yemekleri. Bedelli olur. Asker yemekleri şeklinde bir şey çekeceğim. Orada da bir takım anlatılır. Daha her videoda bir şeyler anlatılır. Sucuk olacak mı? Sucuk olmayacak. Yok. O zaten o güne özeldi. Bir daha çıkmadı. İyi, tamam. O zaman arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Bu videoda artık ne kesildi ne kesilmedi daha avukatlar izleyecek çünkü. Tam olarak ne çıktı ortaya ne izliyorsunuz şu an bilmiyorum. Bölük pörçüklük varsa avukatlar bunu kaldır demiştir o yüzdendir. Onu 1,5 dakika videoymuş değil mi totalde? Aynen. İlk başta söyledim zaten her şeye hazır olun bu videoda. İyiydi yani güzel bir tecrübeydi. Bana mesela hayatımın kıymetini bildirdi. Şöyle söyleyeyim. Hiçbir şeyi dert etmemek gerektiğini düşünüyorum mesela. Hani mesela vergi dairesinden aradı. Halleder ne olacak gider konuşuruz kaç para öderiz abi nedir ya. Yani ödediğimiz yetmiyor. Biraz daha öderiz. Nedir yani? Falan gibi bir düşünce. Ya da ne bileyim kredi borcu boğaza dayandı. Öderiz ne? Çalışır öderiz. Ne olacak şimdi? Elim kolum tutuyor mu? Tutuyor. Mıntıka yapabilir misin? Yapabilirsin. Tamam o zaman her şeyi öderiz. Mıntıka yap. Ben üstüme çöp suyu döküldü. Bidonu devirmeye çalışırken. Benim bu saatten sonra hiçbir şey de değil yani. Ben uygun adımda oradan o kadar fazla yürüdüm. Bağırarak, marş söyleyerek onu yapabilen adam olarak yani ben çünkü şişmanım. Benim için çok zor. Onu yaptıktan mental sonra... Mental olarak çok zorlu bir şey. Tabii mental bambaşka zor zaten. Hani onları yaptıktan sonra bu hayatta hiçbir şey bana zor gelmiyor artık. O yüzden askerlik beni bayağı bir olumlu geliştirdi. Mutlaka gidin. Kıymetini bilirsiniz zamanınızın. Yani gitmeyeyim diye bir seçenek yok galiba. Önümüzdeki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Sana da çok teşekkür ederim. Bütün askerlik videolarında varsın. Poligona geliyorsun. Tabii ki. Tamam. Ne zaman? Onu konuşalım kapatınca. Tamam. Hadi bana şey yaptır. Tekmil verdir şurada. Gel. Hazır mısın? Hazırım. Zaten rahatsın şu an. Şu an tören rahatım. Tören rahatsın. Tamam. Evet. Geldi. Rahat!